Herkese selam, ben uzman coin'den Ömer. Sizlere bu bölümde Binance'in NFT pazar yerinin tanıtımını yapacağız. Daha öncesinde ayrıntılı bir video çekmiştik Binance bu haberi duyurduğunda. Şimdi ise pazar yerinin açıldığı ana geldik. 24 Haziran'da açılışını yapan NFT pazar yeri hakkında bilinmesi gerekenleri sizlere anlatmaya çalışacağız. Şimdiden keyifli seyirler. Bu lansmanda Binance dünyanın farklı yerlerinden 100 sanatçıyı etkinlik için lansmanda davet etti ve Perşembe günü açılışını yaptı. Tabii açılışta Salvador Dali ve Pop Art'ın ünlü ismi Andy Warhol eserleriyle birlikte açılış yapıldı. Bu çalışmalar orijinal çalışmalar olup hibrit NFT kategorisine düşmektedir. Hatta biraz sonra kontrol ederiz. Andy Warhol'un Self Portrait isimli eseri açık arttırmasının son saatlerini yaşıyordu. Binance tarafından lansmana dahil edilen 100 NFT sanatçısı listesine Iverse'le birlikte değerlendirdik. İçerisinde kıymetli Türk sanatçılar da var. Evet, öncelikle çok heyecanlıyım. Platform oldukça yenilikçi olmasının yanı sıra marketingte de ön planda. Hiçbir NFT platformunun ulaşamadığı sayıda çok önemli bir platform açılışında bu sanatçılarla zenginleştiren Binance gerçekten takdire şayan bir iş çıkarttı diyebilirim. Burada tabii milli ve aynı zamanda global anlamda da çalışmalar yapan bilindik ve daha önce de bildiğin üzere seninle birlikte önemli bir röportaj çalışması yapmıştık. Emre Yusufi NFT üzerine çalışmalarını yapan bir kişi. Aynı zamanda kendine has, özgün sanat çalışmaları olan biri. O videoyu da yine tabii izleyicilerimiz, o videoyu da izleyicilerimiz sağ üst köşedeki bildirenme butonundan o videoya ilişkin linke ulaşabilirler. Yine baktığımızda bu 100 sanatçı arasında Hamza Kırbaş, Gülten İmamoğlu gibi Türk sanatçılar da var. Yine daha farklı Türk sanatçılar da muhakkak vardır. Çok fazla tabii sayı olunca hepsini insan bakmak istiyor. Hangi sanatçı nelerle ilgileniyor? Tabii bu her sanatçının da kendine özgün anladığım kadarıyla bir çalışması mevcut. Önemli alanında iş yapan kişileri tercih etmiş Binance diyebiliriz. Tabii birazcık da platforma odaklanalım, bilgilerimizi verelim. Pazar yeri senin de belirttiğin gibi 24 Haziran'da açılışa yapıldı. Platformu beraber inceledik. Oldukça keyifli bir süreçti. Şu anda da izleyicilerimiz için detaylı bir analiz yapmaya çalışacağız uygulamalı bir şekilde. Benim en çok dikkatini çektiğim sanatçı ise Johnny Glom oldu. Meksika kökenli bir sanatçı ve dövmeler üzerine çalışmalar yapıyor. Kendisinin ilginç de bir demeci olmuş. Dövme sanatçısı olarak bu alanda çalışmak benim için de çok ilginç oldu. Esasen somut dünyada ve insanların bedenlerine yaptığım çalışmaları şimdi soyut dünyada da dijital eserlerimi sergiletebileceğim dedi kendisi. Gerçekten de enteresan bir süreç değil mi Ömer? Yani bir dövme sanatçısının NFT platformunda çalışmalarını ki Binance gibi global bir ölçekte tüm dünyaya duyuruyor olması bence benim çok dikkatimi çeken bir şey olmuştu. Yine senin söylediğin Salvador Dali ile ilgili bir çalışma var yanlış bilmiyorsam. Yanlışsam düzeltme. Şimdi de dilersen ufak ufak platformu bir göz atalım. Neler yapılıyor, neler yapılacak. Ama son olarak bir şey de eklemek istiyorum. Binance çok akıllıca bir strateji yapmış. Çünkü ilk başta bu 100 sanatçıya eserlerini sergiletebilmek için 2 hafta boyunca bu sanatçıların eserlerini platformda sergiletecek. Daha sonrasında halka açık bir şekilde NFT'lerin alımı ve NFT'lerin satışı gerçekleştirecek. Onun dışında o süreye kadar kişiler satın aldıkları NFT'leri satabilecekler ama direkt olarak doğrudan kendi NFT'lerini satamıyorlar. Bunun dışında da 3 tane farklı konseptle gelmişler ve zaten birazdan sen de açıklayacaksın. En çok dikkati çeken kısım Mr. Box yani gizemli kutu promosyonu. Bu da Binance'i yine diğer NFT platformlarına göre bir adım belki 2 adım öne çıkartacak bir özellik. Sen neler düşünüyorsun? Dilersen adım adım uygulamalı bir şekilde platforma göz atalım. Kesinlikle uygulamaya geçmeden önce sen Salvador Dali'den bahsettin. Andy Warhol'un eserini söylemiştik. Three Self Portraits. Salvador Dali'nin de Divine Comedy isimli eseri yine hibrit NFT olarak satışa sunulmuş. Benim şey de dikkatimi çekti. Binance'in NFT başkanı var, Helen Hay diye. Yani böyle bir birim kurup uzun soluklu bir hazırlanma sürecine girdiler ve tabii ki de Binance'ten beklenecek ölçüde, beklenecek kalitede bir pazar yerinin inşasını görüyoruz. Az önce bu yeni özelliklerden bahsettin Aybars. Bu Tokidoki ve
gizemli kutular yani mystery box bir ayrıcalık gerçekten. NFT pazar yerlerinde görmediğimiz ama daha öncesinde bu sistemi sık sık online oyunlarda, çeşitli oyunla ilgili ve koleksiyonla ilgili platformlarda rastladığımız bir konsept. Yani kutudan, kutunun içerisinden iyi ya da kötü bir şey çıkıyor. Bu nadirlik oranına göre değişiyor. Tabii ki çıkan şey NFT. Buradaki Tokidoki isimli konsept Japonca'dan geliyor. Türkçedeki karşılığı bazen olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda buradaki kutuların bahsettiğimiz gibi nadirlik seviyesine göre içerisinden NFT'lerin çıktığını biliyoruz. Dilersen bir göz atalım platforma nasıl giriş yapılıyor, uygulama olarak göstermiş olalım. Binance borsasına geldikten sonra giriş yap kısmına tıklamanız ve hesabınıza girmeniz yeterli. Borsaya hesabımızla giriş yaptıktan sonra NFT kısmına tıklamamız yeterli. Ve bizi doğrudan pazar yerine götürüyor. Genesis isimli çalışmayla başladı. Tabii o da oldukça dikkat çekti. Bu gizemli kutularla birlikte de tavan yaptı diyebiliriz. Seninle daha öncesinden konuştuğumuz Moda'nın da NFT içerisine dahil olduğunu görüyoruz. Farklı uygulamaları da ileride göreceğimizi düşünüyorum. Tabii Aybars, bunun kategorisi yardım amaçlı NFT olarak gözüküyor. Onu bize biraz anlatabilir misin? Daha önce görmediğimiz bir konsept. Binance genellikle charity anlamında oldukça etkin bir platform diğer borsa, kripto borsalarına göre. Yani yardımlaşmayı da destekleyen bir yapısı var Binance'in oldu modası. Buna çok önem veriyorlar. Buradaki NFT de aslında Moda tarafında kullanılan bir çalışma gibi görünse de amacı yardım amaçlı bir NFT. Yani buradan sağlanan kazançla yardım kurumlarına paylaşılacak bir havuza buradaki bakiyeler gidecek büyük ihtimalle. Bu da oldukça güzel, sürdürülebilir bir çalışma bana kalırsa. Aynı zamanda da ekolojik olarak NFT'ler için yapılacak çalışmalarda anladığım kadarıyla fon toplanacak. Burada da bu ürün bu amaçla kullanılacak gibi görünüyorlar. Pazar yerine tıkladığımız zaman girişte bizi adeta kolaylıkla böyle çevirebileceğimiz, burada Luke Skywalker ve ekibini de görüyoruz, ön plana çıkan NFT'ler var ve ben buradaki dizaynı açıkçası çok beğendim. Arayüz olarak belki de açık ara gördüğümüz bir çeşit slideshow efekti verilerek hazırlanmış güzel bir animasyon olduğunu düşünüyorum. Aşağı indiğimizde ise yine aynı şekilde kategorilerin yer aldığını görüyoruz. Az önce bahsettiğimiz gizemli kutu ve yardım amaçlı NFT'lerin yanı sıra sanat, spor, eğlence, oyun, koleksiyonluklar ve e-spor kategorisinin yer aldığını görüyoruz. E-sporu da seninle görmüyorduk çok sık olarak. Bu burada olması bayağı enteresan. Yani Binance aslında birçok yenilik yapmış. Tabii ön plana çıkan böyle 3-4 tane yenilik var gibi gözükse de sade bir pazar yeriyle ve birçok yenilikle karşımıza çıkmış. Kesinlikle katılıyorum. Yani burada e-spor, yardım amaçlı, NFT, gizemli kutu, bunlar diğer platformlarda olmayan özellikler. Tamam, hani oyun alanında NFT'nin yerini görüyoruz çoğu zaman, işte Rival'da olsun, OpenSea'da olsun. Ama Binance burada e-spordaki o pazarı görmüş ve oradaki sponsorlukları ve yapılabilecek anlaşmaları da içerisine dahil etmek istiyor. Tabii hep söylüyoruz, Binance hep domine etmek istiyor. Burada da Binance'in yaptığı çalışma stratejik bir çeşitlilik diyebiliriz. Tabii yine yukarıda zamana göre veya farklı çeşitliliklere göre filtrelendirmeler de mevcut. Benim burada en çok beğendiğim şey ise kalan süreyi, yani açık artırmanın süresini çok etkili ve doğrudan kullanıcılara göstermeleri olmuş. Onu çok beğendim. Ve ek olarak da burada sadece eserler BNB üzerinden değil, Binance'in stabil kripto para birimi olan BUSD ile de işlemlerin yapılabiliyor olması. Bunu her NFT platformunda göremiyoruz. Genellikle governance, DAO modelinde kripto para çeşidini kullanıyorlar. Bu da burada da BNB ve BUSD tercih edilmiş. Bence bu da güzel bir özellik. Çok beğendim platformu. Çünkü sen zaten daha demin altını çizdin. Çok iyi alın. Ama bir o kadar da fonksiyonel. Bakalım ileride ne gibi özellikler gelecek? Çok heyecanlıyım işin açıkçası. Kesinlikle dediklerine katılıyorum. Bu açık arttırma etkili bir şekilde ayarlanmış ve stabil kripto para birimi olarak BUSD'nin tercih edilmesi, yani bir opsiyon olarak sunulması, o da ayrı bir güzellik. Çünkü mesela Rarible'da ya da farklı bir platformda siz
girdiğiniz fiyatı ya da satın almak istediğiniz NFT'nin fiyatını girdiğinizde, malum kripto para piyasası çok volatil olduğu için farklı fiyatlar ya da gereğinden düşük ya da fazla fiyatlar ödemeniz gerekebiliyor. Volatilite azaldıkça tabii kripto parayla yapılan ödemeler stabil kripto paralar yerine tercih edeceğini düşünüyorum. Dilersen platformun dokümantasyon, yani sıkça sorulan sorular, yani rapper niteliğinde hazırlanmış bölümüne de bir göz atalım. Çünkü bildiğim kadarıyla diğer platformlarda böyle bir şey yok Ömer, değil mi? Hani burayı nasıl değerlendiriyorsun? Senin fikirlerini de merak ediyorum. Bu bahsettiğin kısım yeni başlayanlar için rehber olarak ilk ana sayfanın aşağısına konulmuş. Siz burada NFT kavramını bilmiyorsanız ya da eşsiz varlıklarla ilgili çok bir ön bilginiz yoksa, burada girerek önce basit bilgilere bakıp NFT'nin ne olduğunu, nasıl oluşturulabildiğini, nasıl alınabildiğini, bunları görüyorsunuz. Ve tabii bunun yanı sıra kapsamlı kullanıcı rehberine tıkladığınızda Binance'in o meşhur dokümantasyonuna gidiyoruz. Orada da Binance Akademi'den belki takip edenler vardır. Gerçekten kripto ve blockchain alanında hazırlanmış en kapsamlı dokümantasyona sahip. Yine NFT ile ilgili hem pazar yerinin ön hazırlığı olacak şekilde bir gün öncesinden yüklemesini yapmışlar. Çok detaylı bir dokümantasyon görüyoruz seninle birlikte. Burada Binance'de yeniyseniz de nasıl hesap açabileceğinizi ve tabii ki de az önce anlattığımız NFT pazar yeri hakkındaki sıkça sorulan soruları görüyoruz. Buna ek olarak bir sözlük kısmı da oluşturmuşlar. O da çok değerli buluyorum ben yine aynı şekilde. NFT, Kazma, Binance Smart Chain, BNB, yine Binance'a ait olan BEP721 ve Gizemli Kutu, hepsinin açıklamasını ayrı ayrı yapmışlar NFT sözlük olarak. Tabii süreç ilerledikçe ve trend büyümeye başladıkça bu kavramlar da artacaktır. Burada daha fazla sözlüğe, NFT sözlüğünde kavram ve kelime göreceğimizi düşünüyorum. Tabii ben olumsuz bir kısımdan da bahsetmek istiyorum. Genellikle çok yazı okumayı tercih etmeyen kişiler için bence platformda videolu bir tanıtım da yapmaları güzel olurdu diye düşünüyorum. Ama hani zaten dokümantasyonları oldukça şık ve okunabilir yapmışlar. Çok uzun tutmamışlar. Ama belki yani videolu bir şeyle yapabilirlermiş, hani tutorial. İşte oradaki tutorial'ları, yani eğitici çalışmaları yaptıkça işte NFT puan kazanma gibi bir özellik belki ileriye yönelik eklenebilir. Tabii Binance'in stratejisine kalmış bu durum. Bu videomuzda Binance NFT platformunun ne olduğunu uygulamalı bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştık. Platformun özelliklerine değinsek de bir o kadar da marketing çalışmasından da bahsettik. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri sosyal medya hesaplarımız üzerinden de takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.